Merhaba sevgili dostlar. Hayat, kendi yolunda ilerlemeyi cesurca seçebilmekle ilgili bir yolculuktur. Başkasının kölesi olmadan yol almak adlı bu video, kendi potansiyelinizi keşfetme ve başarıya giden yolda kendi rehberiniz olma konusunda ilham verecek. Bu video başkalarının beklentilerinden ve sınırlamalarından bağımsız olarak kendi hedeflerimize nasıl ulaşabileceğimizi anlamamıza yardımcı olacak pratik ipuçları ve ilham verici hikayeler sunacak. Kendi gücünüzü fark etmek, kendi değerlerinize sadık kalmak ve tutkularınıza yönelmek sizi gerçek bir özgürlük ve memnuniyet duygusuna taşıyabilir. Ayrıca bu video başkalarının beklentileri yerine kendi içsel pusulanıza güvenmenin önemini vurgulayacak ve kişisel gelişim yolculuğunuzda rehberlik edecektir. Başkasının kölesi olmadan yol almak adlı bu videoyu izleyerek kendinizi keşfetme ve gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarma konusundaki adımları öğrenerek kendi hayatınızı yönlendirmeye başlayabilirsiniz. Haydi, birlikte bu etkileyici yolculuğa çıkalım ve başkasının kölesi olmadan yol almak için ilk adımı atmaya hazır olalım. İyi seyirler ve kendi yolunuzda cesurca ilerlemeniz dileğiyle. Sevgili dostlar, Stok Derin Huzur olarak sizden ufacık bir sevgi istiyorum. Bu tür videoların sevgili Stok Derin Huzur kanalı izleyicilerine daha fazla ulaşması için. Abone olunuz, yorumlarınızı eksik etmeyiniz, videoyu paylaşınız, videoyu beğenin, teşekkür ederim sevgili dostlar. Çoğu zaman hayatımızda belirli bir alanda uzman olmadığımızda veya bilgi eksikliği yaşadığımızda başkalarının etkisi altına girebilir ve onların kölesi olabiliriz. Bu durum kariyerimizden kişisel hedeflerimize kadar birçok alanda kendini gösterebilir. Hayatımızı şekillendiren bilinmeyenler, başkasının kölesi olmadan yol almak. Günümüzde hayatımızın birçok alanında karşılaştığımız bilinmeyenler, bizi şekillendiren ve hayat yolumuzu belirleyen önemli etkenlerden biridir. Bu bilinmeyenler, kariyerimizden kişisel ilişkilerimize kadar bir dizi faktörü içerir ve genellikle kontrol etme yetimizi zorlar. Ancak bu bilinmeyenlerle başa çıkarak, kendi potansiyelimizi fark edip, başkalarının kölesi olmadan kendi yolcumuza yön verebiliriz. Bilinmeyenler, hayatın değişkenlikleridir. İlerleyen zaman içinde karşılaştığımız belirsizlikler, farklı seçenekler ve beklenmedik durumlar, adeta bir labirent gibi önümüzde açılır. Bu noktada, kendi içsel gücümüzü ve adaptasyon yeteneğimizi kullanarak bilinmeyenleri avantaja çevirebiliriz. Belki de bu bilinmezlikler hayatımıza renk katan ve bizi daha güçlü kılan unsurlardır. Kariyer yolu üzerinde bilmediğimiz bir işte nasıl başarılı olabileceğimizi düşünmek, bu konudaki korkularımızı aşmak ve yeni beceriler öğrenmek gibi zorluklarla karşılaşabiliriz. Ancak bilinmeyen bir alanda kendimizi geliştirmek Sadece yeni yetenekler kazanmakla kalmaz, aynı zamanda kişisel büyümemize de katkıda bulunur. Bu, kendi potansiyelimizi keşfetmek adına bir fırsattır. Başkalarının kölesi olmaktan kurtulmak, kendi değerlerimizi ve hedeflerimizi belirleme sürecini içerir. Çoğu zaman toplumun ve çevremizin beklentileriyle başa çıkarken kendi iç sesimizi dinlemek zor olabilir. Ancak Bilinmeyenlerle baş etme yeteneği, kendi yolumuzu çizme ve başkalarının beklentilerinden bağımsız olarak hareket etme gücünü verir. Bu bilinmeyenlerle başa çıkarken içsel gücümüzü bulmak ve kullanmak hayati önem taşır. Kendi potansiyelimizi keşfetmek için cesur adımlar atmamız, kendi korkularımızla yüzleşmemiz ve belirsizlikle başa çıkma stratejileri geliştirmemiz gerekebilir. Ancak bu zorlukların üstesinden gelmek bize daha büyük bir özgürlük ve kişisel tatmin getirebilir. Başkalarının kölesi olmadan kendi yolumuza yönelmek, özgün bir yaşam tarzı benimseme ve kendi değerlerimize sadık kalma anlamına gelir. Bu belki de en zorlu ancak aynı zamanda en tatmin edici yolculuklardan biridir. Kendi kararlarımızı almaktan, kendi hatalarımızdan öğrenmekten ve kendi başarılarımızı kutlamaktan daha değerli bir şey yoktur. Sonuç olarak hayatımızı şekillendiren bilinmeyenlerle başa çıkmak sadece kendi potansiyelimizi keşfetme fırsatı sunmakla kalmaz, aynı zamanda daha güçlü, esnek ve özgür bireyler olmamıza olanak tanır. Başkalarının kölesi olmadan, bilinmeyenleri kucaklayarak ve kendi yolculuğumuza sadık kalarak yaşamamızı zenginleştirebilir ve gerçek anlamda tatmin edici bir yaşam sürme şansına sahip olabiliriz. Kişisel verilerinizi, yaşam kalitemizi artırır ve tasarruflarımızı güçlendirir. Kendi seçimlerimizi yapma özgürlüğümüz olduğunda, hayatımızı daha mutlu ve tatmin edici bir şekilde yaşayabiliriz. Bağımsızlık, kendi hedeflerimize odaklanmamızı sağlar ve özgürlüklerle boğulmadan kendi potansiyelimizi gerçekleştirebiliriz. Toplum ve kültür Bireyler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Toplumun ve değişkenliklerin normları ve beklentileri, insanların davranışları şekillendirilebilir ve kişisel özgürlük sınırlanabilir. Bu baskılara karşı direnme ve özgürlüğümüzü koruma süreci, kişisel bağımsızlığımızı güçlendirebilir. Baskılara karşı direnme kendi değerlerimize sadık kalma ve ayrıntılarla bizi şekillendirmesine izin vermemektir. Kendi özgünlüğümüzü koruyacak, bireysel varlığımızı güçlendirecektir. Ancak kolay değişebilir. Ancak renklerin nasıl görünmeyeceğini kendi gerçek benliğimize sadık seçimleri seçmeliyiz. Başkalarının beklentileriyle işten çıkmak, kişisel bağımsızlığımızı korumanın önemli bir yönüdür. Bunun için öncelikle diğer insanların beklentilerini tanımamız ve anlamamız gerekmektedir. Ancak bu beklentilere uymak zorunda değilsiniz. Kendi değerlerimize ve hedeflerimize uygun olanı seçmeliyiz. Kendimizi kabul etme ve içsel motivasyon, özgürlüklerle çıkmak için önemlidir. Kendimizi yaşadığımız gibi yaparak dış unsurlarının bizi şekillendirmesine izin vermemeliyiz. Kendi içsel motivasyonumuzu bulmalı ve kendi hedeflerimiz için çalışmalıyız. Sınırların belirlenmesi ve ifade edilmesi, silme işlemlerinin ortadan kaldırılmasını engeller. Başkalarının beklentileriyle başa çıkarken kendi sınırlarını belirlemeli ve bunları ifade eder. Başkalarının bizi istismar etmesine izin vermediğimizde kişisel bağımsızlığımızı koruruz ve kendi yaşamımızı biçimlendirme gücümüzü geri kazanırız. Hayat şekillendiren bilinmeyenler. Başkasının kölesi olmadan yol almak daha anlamlı hale getirmenin önemli bir adımıdır. Tutkular, bizi heyecanlandıran, içimizdeki bir alev yakan uğraşlar ve ilgi alanlarıdır. İşte bu nedenle tutkularımızı sürdürebilmek, kendi varlığımızı bulmak ve gerçekten ne gösterebilmek için önemlidir. Tutkularımızı bırakmak için farklı deneyimler yaşamalı, yeni hobiler denemeli ve ilgi alanlarımızı genişletmeliyiz. Tuttuğumuz spor kulüplerine katılma Yeni bilgileri veya yazma atölyesine katılma gibi etkinlikler bize farklı perspektifler sunabilir ve gerçek tutkularımızın bulunmasına izin vermemize yardımcı olabilir. Tutkuları takip etmenin zorlukları ve ödülleri. Tutkularımızı takip etmek Bazen cesaret ve kararlılık gerektirebilir. Toplumun ve belki de ailemizin beklentileri, güvenlik kaygıları veya kendi içsel korkularımız tutkularımızı takip etmekte bizi geri tutabilir. Ancak bu ürünlerin gelişmesi ve tutkularımızın devam etmesi bize büyük kazançlar sunabilir. Tutkularımız bizi daha eder, enerjik hissettirir ve bizi gerçekten mutlu bir şekilde sunar. Tutkularımızı takip etmek bizi iyi işlere, daha uygun, daha doyurucu bir hayata götürebilir. Özgüven ve kendine güvenin rolü. Özgüvenin inşası ve geliştirilmesi özgüven, hayatta başarılı olmak ve tutkularımızı takip üyenin önemli bir üyesidir. Özgüveni inşa etmeye, kendine güvenmek de başlar. Kendimize olan güvenimizi artırmak için, kendimizle ilgilenmemize odaklanmalı, geçmiş başarılarımızı hatırlamalı ve olumlu bir iç ses geliştirmeliyiz. Ayrıca, kendimizi sürekli geliştirmek için çabalayarak ve yeni deneyimlere açık olarak iyileştirmelerimizi geliştirebiliriz. Özgüvenin inşası zaman alabilir ancak bu süreç boyunca nazik davranmalı ve kendimize desteklemeliyiz. Kendine güvenin önemi ve etkileri. Kendine güven, hayatta kalmamızın üstesinden gelmemizi ve başarıya ulaşmamızı sağlar. Kendine güvenen biri kendi yeteneğine güvenerek daha büyük hedefler belirler ve bunları başarabileceğine inanarak hareket eder. Kendine güvenen birilerinin eleştirilerine daha az duyarlıdır ve kendi değerleri dış etkenlere dayanmaz. Kendine güven hayatta kalmamızın üstesinden gelmemizi ve başarıya ulaşmamızı sağlar. Kendine güvenen biri, kendi yeteneğine güvenerek daha büyük hedefler belirler ve bunları başarabileceğine inanarak hareket eder. Kendine güvenen birilerinin eleştirilerine daha az duyarlıdır ve kendi değerleri dış etkenlere dayanmaz. Kendimize olan sevgiyi arttırmak, daha iyi ilişkiler kurmamıza ve daha memnun bir hayat yaşamamıza yardımcı olur. Bilinçaltının etkileri ve farkındalık hayatımızı şekillendiren bazı güçler vardır ki onları fark etmek zordur. Bunlardan biri de bilinçaltımızdır. Bilinçaltımız, kendimizi tanıma ve davranışlarımızın ardındaki nedenleri ayırmak için dikkat edilmesi gereken önemli bir alandır. Bilinçaltında depolanan inançlar, değerler ve deneyimler, çok büyük ölçüde nasıl kazandığımızı, nasıl hareket ettiğimizi ve hayatımızı nasıl şekillendirdiğimiz etkiler. Farkındalığı geliştirerek ve bilincimizi anlayabilir kendimizi daha iyi anlayabilir ve yaşamamızı olumlu yönde etkileyebiliriz. Dış etkenlerin etkisi ve içinde bulunduğumuz rol, hayatımızı şekillendiren bir diğer bilinmeyen etken de dış etkenlerdir. Sosyal çevremiz, medya, kültürel normlar ve toplumun genelleri gibi dış etkenler, davranışlarımızı ve kararlarımızı etkileyebilir. Bu etkilerin fark edilmesi ve içinde belirginleşen rolü görülebilir, kendi isteklerimize ve değerlerimize uygun bir şekilde hareket edebilmemizi sağlar. Dış faktörlerin etkisinden bağımsız olarak, kendi yolumuzda ilerlemek ve kendi kararlarımızı vermek için sorumluluk almamalıyız. Hayatımızı şekillendiren bilinmeyenler, kendi tutkularımızı keşfedip takip etmek, inançlarımızı yaygınlaştırmak ve bilinçaltımızı güçlendirmek, sonuç olarak başkasının kölesi olmadan yol almak, Kişisel bağımsızlığın ve özgürlüğün önemli bir parçasıdır. Toplumsal ve kültürel baskıları tanıyarak kendi tutkularımızı keşfetme ve takip etme cesaretini kaybetmezsiniz. Kendimize güvenmeli ve özelleştirilmiş çözümlere karşılık belirlemeliyiz. Hayatımızı şekillendiren bilinmeyenleri fark ettiğimizde daha iyi saklanabilir ve özgür bir şekilde iletebiliriz. Kendi özgünlüğümüzü koruyarak kölelik olmadan mutlu ve tatmin dolu bir yaşam elde ederiz. Dostlar buraya kadar benimle kaldığınız için teşekkür ederim. Şimdi başkasının kölesi olmadan nasıl yol alabilirim? Başkasının kölesi olmadan yol almak için öncelikle kendi değerlerinizi ve tutkularınızı belirlemeniz önemlidir. Kendi kendinize hedefler koyun ve bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla ilerleyin. Başkalarının beklentilerine değil, kendi iç sesinize ve isteklerinize odaklanarak bağımsız bir yaşam sürdürebilirsiniz. Toplumsal baskılarla nasıl başa çıkabilirim? Toplumsal baskılarla başa çıkmak için öncelikle kendi değerlerinizi ve inançlarınızı tanıyın, kendinizi kabul edin ve kendinizde bulunun. Sınırlar belirleyin ve özgürlüklere göre değil, kendi mutluluğunuz ve özgürlüğünüz doğrultusunda hareket edin. Kendi içsel gücünüzü yapısal ve birikimli enerjilerden etkilenmeden kendi yolunuzu çizin. Kendi tutkularımı nasıl keşfedebilirim? Kendi tutkularınızı ayırmak için farklı deneyimlere açık olun, yeni hobiler edinin. Farklı bölgelerde kendinizi deneyimlersiniz ve neyden keyif alacağınızı keşfetmeye devam edersiniz. Kendi iç dünyanıza dikkat edin ve hangi eylemlerin heyecan verdiğini, zaman aşımını nasıl unuttuğunuzu gözlemleyin. Kendi tutkularınızı ayıracak boyutta daha bağımsız ve tatmin dolu bir yaşam sunacaktır. Özgüvenimi nasıl geliştirebilirim? Özgüvenin yayılması için kendinizi kabul etmek ve olumlu özelliklerinizi fark etmek önemlidir. Kendi başarılarınızı kutlayın ve kendinize güveninizi sürdürerek daha fazla risk alarak yeni deneyimlere açılın. Parçalarını iyi inceleyin, sağlıklı bir yaşam sürün ve kendinizi sürekli olarak uzatın. Destekleyici insanları çevrenizi güçlendirin ve kendinizi olumlu şekilde ifade etmeye devam edin. Özgüvenliğinizi arttırır. Kendi değerlerimize uygun kararlar almak ve hayatın kontrolünü elde etmek. Başkalarının gereksinimlerine uyum yerine, kendi değerlerimize uygun kararları almamız önemlidir. Kendi değerlerimizi belirlemek ve onlara sadık kalmak, hayatımızın kontrolünü ortadan kaldırmamızı sağlar. Kendi ayaklarımız üzerinde durmak, özgürlük sözünden çıkmak ve kendi gerçeğimizi yaşamak için gereklidir. Başkalarının beklentileriyle başa çıkmak ve özgün bir yaşam inşa etmek. Başkalarının beklentileriyle başa çıkmak her zaman kolay olmayabilir. Ancak kendi özgünlüğümüzü koruyarak gerçekten bizi mutlu bir yaşam inşa edebiliriz. İnsanların sizi nasıl görmek istediğini almaktan Kendinizi ifade etmek ve kendi yolunuzda ilerlemek için cesur olun. Sonuçta en doğru ve tatmin edici yaşamı elimizden gelenin değil, kendi gözlerimizden ve kalbimizden görüyoruz. Başkalarından bağımsız olarak kişisel gelişime odaklanmak ve potansiyeli gerçekleştirmek. Kendimize ait bir yaşam sürmek için kişisel gelişimimize odaklanmamız önemlidir. Başkalarının kölesi olmadan kendi potansiyelimizi gerçekleştirebiliriz kendimize yatırım yaparak, yeni beceriler öğrenerek ve ilgi alanlarımızı keşfederek daha tatmin edici bir yaşam elde edebiliriz. Kendimize inanarak ve güvenerek sınırı tanımayan bir şekilde iletebiliriz. Kendi hedeflerimize ulaşmak için kendimize inanmak ve güvenmek. Son olarak, kendi hedeflerimize ulaşmak için kendimizi geliştirmek ve güvenmek büyük önem taşıyor. İçimizdeki korkuları yenerek, insanlardan etkilenmelerden etkilenmeden ilerlemeliyiz. Kendimize olan güvenliğimiz, başarıya giden yolda bizi destekleyen en büyük itici güçtür. Başkalarının kölesi olmak yerine kendi yolculuğumuzda ilerlerken kendimize güvenli ve kendimize özgü bir şekilde parlamalıyız. Özgürlüğün ve kişisel kararlarımızın niteliği işimizi daha tatmin edici bir şekilde yaşamamızı sağlar. Başkalarının beklentileriyle çıkmaktan çıkmak kendi değerlerimize uygun kararlar almak ve potansiyelimizi yaratmak için gereken güç içimizde bulunduruyoruz. Kendimize inanarak ve güvenerek kendi hedeflerimize ulaşabiliriz. Başkasının kölesi olmadan özgürce yol almak bizi daha mutlu, tatmin olmuş ve başarılı bir yaşama taşıyacaktır. Kendi yolumuzu seçmek ve kendi potansiyelimizi kurtarmak için cesaretimizi toplayalım ve kendi hayatımızın kaptanlığını sürdürelim. Dostlar, umarım bilmediğimiz işlerde başkasının kölesi olmaktan başarılı olmamızı engelleyen etkenlerden kurtulmanın değerini keşfetmişsinizdir. Dostlar buraya kadar izlediğiniz için Stoik Derin Huzur kanalı sizlere teşekkür eder. Hoşça kalın, Stoik Derin Huzur'da kalın.